İran TV ekranlarına mutlu pazarlar. Bir Dünya İş'te Doktor Gamze Sert'le beraberiz. Yardımcı doçent doktor Gamze Sert Maker yaratmayı bize tekrar bu haftada anlatıyor. Bu haftaki konumuz üniversiteler. Ama sadece üniversiteler değil, startup aynı zamanda melek yatırımcılar. Nerelerden başlamamız gerek, hangi hareketle başlamamız gerek? Bugün bunları değerlendiriyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii ki çok her hafta çok önemli konulardan gidiyoruz. Her biri ayrı bir önem arz ettiği gibi burada ne yapmam gerek? Ortaokuldaki çocuğuma ne yapmam gerek? Lisedeki çocuğuma ne yapmam gerek? Üniversitelerde ne yapmam gerek? Evet, üniversiteler çok önemli bir süreç. Üniversiteler benim gerçekte profesörlük alanımda zaten. Üniversiteleri çalışıyorum, dünyadaki üniversiteleri çalışıyorum. Üniversitelerin gelişimi, değişimi, dönüşümü, yeni dönem üniversiteler ne olacak, nasıl destek olacak? Bunlar hep her biri çok önemli konumda. Bir önceki programlarımda şey bahsetmiştim, özellikle üniversiteler 4 nesil olacaklar, evet, 4. nesile Kasım doğru kaçıyoruz. Aralık. Evet, özellikle bu konuda bahsetmiştim. İşte 1. jenerasyon, 2. jenerasyon, 3. jenerasyon üniversite sanayi işbirliği de 4. jenerasyon. Da gerçekte üniversitelerin topluma belli bir şekilde dokunması, değiştirmesi ve dönüştürmesi bekleniyordu. Zaten insan kaynağı oluşturuyor üniversiteler. Evet, belli bir şekilde direkt olarak değişime dönüşüme sahip oluyorlar. Ama bu seferki durum daha farklı. Üniversitelerin kendi ortamlarında artık bu iş ortamları oluşuyor ve bu anlamda üniversiteler aslında toplumun değişerek dönüşmesinde önemli bir alan, mekan oluşturuyorlar. Bunların en önemli oluşturdukları konum tabii ki teknoparklar, teknokentler. Teknoparklar, teknokentler aslında bir apartman da olabilir, koskocaman bir mekan da olabilir. Çok sevdiğim bir öğrencilerimden bir tanesi Silikon Vadisi'ne gidince şey söylemiş, hocam girerken herhalde bir tabela bekliyordum ama meğerse koskocaman bir alanmış. Koskocaman bir alan değil, koskocaman bir bölge aslında. İçinde hem San Francisco'yu hem Palo Alto'yu alıyor, büyük bir mekanı, büyük bir alanı teşkil ediyor. Bu alana bakıldığında üniversiteler bu alanlarda isterse bu 1000 metrekare olabilir, isterse 10.000 metrekare olabilir, isterse büyük bir bölge olabilir. Bu anlamda üniversiteler sadece insan kaynağı oluşturmuyorlar. Artık bu konumda makerların daha profesyonelleşmişleri olarak devreye girip hem startup kültürünü hem de spin-off kültürlerini oluşturan konumla geliyorlar. Bugün bakıldığında çok enteresan bir noktadayız. Öğrenciler özellikle Amerika'da, hatta Türkiye'deki bazı üniversitelerde öğrencilerin almış oldukları IB ve AP derslerini matematikte, fizikte, kimyada sayarak öğrencilerin çok daha erkenden kendi meslekleriyle ilgili alanlardaki derslerini hemen geçirmeye başladılar. Hatta öğrencilerin öyle imkanları var ki bugün günümüzde double major ya da çift ana dal dediğimiz ya da yan dal dediğimiz birçok çalışmayı ortak üniversiteler götürüyorlar. Tam da işte bu süreçte üniversite birinci sınıf itibariyle öğrenciler belli üniversitelerde yer alan bulunan kulüplerle ya da bulunan belli maker merkezleriyle ya da laboratuvarlarıyla yavaş yavaş ya da işte gelişim fabrikaları deniliyor, bir takım girişimciliğin ön plana çıkartılan alanlarıyla birlikte burada startup kültürünü oluşturmaya başladılar. Bunun iki tane sebebi var. Neden startuplara ihtiyaç oldu? Aslında toplumsal anlamda böyle bir geçiş yaşandı. 2008'lerdeki bu finansal kriz global dünyasında büyük şirketlerin artık çok yüksekli bir şekilde elemanlarını çıkarmasının sonrasında ve tekrardan geri almamasının sonrasında artık profesyonel hayatın yanı sıra girişimcilik ön plana çıktı. Çok önemli. Girişimcilik yani gerçekte belli bir noktada liderliğini de yapabilirsiniz. O takımın bir parçası da olabilirsiniz. Girişimciliğin asas sebeplerinden bir tanesi toplum bunu istedi. Büyük şirketler bunu birazcık yönlendirdi. Hatta öyle yönlendirdiler ki WeWork diye hani beraber ortak kolektif çalışma alanları bile oluşturdular. Koskocaman bir holdingin altında bir bakıyorsunuz bir kolektif çalışma alanı. Birey oraya gidiyor, öğrenci oraya gidiyor ya da çalışan oraya gidiyor. Şirketle bir alakası yok ama orada bir ürün oluşturabiliyor ve o şirketle belli bir ilişkiye girerek o ürünle ilgili satışını sağlayabiliyor. Bunları her iki açıdan da memnuniyet oluşturdu. Neden? Şirketler kendi üzerindeki risklerini belli bir şekilde minimize ettiler ama onun yanı sıra da
hayatlarında pek profesyonelliğe uygun olmayan kişiler de kendilerini girişimci olarak tanımladılar. Örnek olarak söyleyeyim, bazı insanlar için sabah saat 9, akşam saat 6 zor olabiliyor. Bazıları gececi, bazısı gündüzcü olabiliyor. O yüzden girişimcilik kültüründe, girişimcilik yapısında birey kendisinin en iyi çalışacağı saatte ve çalışacağı alana göre kendisini konuşlandırabiliyor. O yüzden girişimcilik aslında bireyin çok doğru. Özgürlük ben alanı. De gece çalışmayı sevenlerdenim, oturup üretmeyi, düşünmeyi, okumayı sevenlerdenim. Hani gündüz o çalışma saati ki yapıyoruz, çalışmamız gerekiyor. Mesela daha zorlanıyoruz. Evet. Mesela çoğu zaman öğrenci bize söylüyor. Diyor ki, ya da startup sahibi bir çocuk söylüyor mesela. Hocam ben sabahleyin hayatta kalkamıyorum. Ancak 12'den sonra afyonum patlıyor ama gece saat 3'te en iyi şeyleri yapıyorum. İşte bunun sebebi biraz da hani bu iş diyorsunuz X, Y, Z generation. Şimdi işte YOS generation diye tabii geliyor. Gelecekteki tabii ki. Bizler geçmişte kalan. Evet, evet, biz daha çok X generation. Z generation bu anlamda bu nesil farklı. Hatta YOS generation daha da farklı bir konu. Konumda geliyor. O yüzden bu yeni neslin, yeni nesil çocuğunun, 21. yüzyılın nesil gençliğinin farklı ihtiyaçları var. Bunlar 2000 doğumlu ya da işte 1990 sonrası doğumlu olan gençler üniversite hayatlarına girdiklerinde durum daha farklılaşıyor. İşte o dönemde üniversiteler bu anlamda belli bir şekilde öğrenci için önemli bir ekosistem oluşturuyorlar, mekan veriyorlar ve orada startupların doğmasına sebebiyet veriyorlar. Burada öğretmenlerin, hocaların çok büyük rolü var. Bugün Google aslında üniversite hocasının iki öğrencisine verdiği bir projeyle başlayan, işi büyütülen konumda. Bugün Elizabeth Holmes yine aynı şekilde birçok iyi bakıldığında iyi startup'ın arkasında birinci derecede iyi bir profesörün ya da profesörlerin ya da konuların içeriğini görüyoruz. Bunun peki sebebi ne? Artık üniversitelerde yeni bir gelişim ve değişim var. Bildiğiniz üzere her şey internette. Bugün MIT aklınıza gelebilecek bütün derslerini internete koydu. Bunların izlencelerini yani syllabuslarını da onlara koydu ve öğrenci istediği herhangi bir yerden, ortamdan girip dersini dinleyip hatta belli bir şekilde istiyorsa bunun sertifikasını bile alabilecek konumda. Peki o zaman niye üniversiteye gidiyor? Üniversiteye gitmesinin tek sebebi şu. Bu işin uzmanı olan profesörüyle birlikte hareket edip onun uzmanlığını, onun danışmanlığını alarak yeni alanda ihtisaslaşıp derinleşip bu alanda girişimciliğini sergilemek. Startup'la girişimciliği de biraz ayırt etmek lazım. Startup bundan önce olmayan bir işi yapmak demek. Girişimci olabilirsiniz. Yani siz bir yerde gidip de bir örneğin bir yeni var olan bir yerde yeni bir dükkan açabilirsiniz. Bu girişimciliktir. Ama startup var olan bir şeyi yapmamak, daha önce yapılmamış olması demek. Yapılmamış olması. Evet. Örneğin Dropbox böyle bir daha önce de ürün yoktu. Airbnb böyle bir ürün yoktu. Udemy böyle bir ürün yoktu. Bu ürünlerin ortaya çıkartılmış olması bu anlamda önemli. Geçenlerde ben kendim de Keris üyesiyim, melek yatırımcıyım. Bu hazine müsteşarlığı tarafından desteklenen kişilerden bir tanesiyim. Türkiye genelinde 300 kişiden bir tanesiyim, 300 küsür kişiyiz. Hazine müsteşarlığı bu konuda gerçekten belli bir çalışma yaparak startup kültürünü, girişimciliği desteklemek, inovasyon ve teknolojinin artırmasını istiyor. Bu doğrultuda enteresan şekilde birçok inovasyon odaklı şirketi dinliyorum. Örnek olarak söyleyeyim, çok farklı bir gen geliştiren, özellikle molekül geliştiren ya da ilaç çalışması yapan ya da bunun big datasını çalışan, büyük verisini çalışan birçok startup'ı dinleyebiliyorum. Bunlara baktığımızda hep bu startup çıkış fikirleri, piyasayı alt üst edecek fikirler. Alt üst edecek fikirleri belli bir şekilde var olan, o işin artık uzmanlığı, piri konumuna gelmiş olan profesörlerinin destekleriyle gençlerin belli destekleri alarak oluşturduklarını görüyoruz. Bugün Türkiye'de ve dünyada bu anlamda çok farklı, değişik kamunun da özel sektöründe verdiği destekler var. Ben son olarak iki tane önemli, birincisi görünmez mürekkeple ilgili olan bir çalışmada, ikincisi Endüstri 4.0 ile ilgili olup otomasyonda fark yaratacak ikinci bir şirketi. Üçüncüsü de oyun dünyasını, oyuncak dünyasını değiştirecek, daha organik çalışmalar yapan ve daha insanın değişimi, dönüşümünü sağlayacak farklı bir oyuncak firmasının startup olarak fikrini, aynı zamanda belli bir şekilde yatırımcı olarak orada var olmayı ve o anlamda daha derinlemesine bilgi sahibi olarak bu tür ortamların belli bir şekilde startup kültürünün artırılması için çalışma yapan bir kişiyim.
görüyorum ki startup şu şekilde daha çok oluşuyor. Üniversite birinci ve ikinci sınıfında başlıyor. O kültürle beraber hocanın ve bulunan kampüsün ekosistemiyle beraber çiçek açıyor. Sonrasında da belli bir şekilde eğer master doktora seviyesinde belli bir meyveyi görebildiğiniz bir ortam oluşturabiliyor. Ama bu bir risk de taşıyor aynı zamanda. Son zamanlarda çok moda olan okul terkleri de karşımızda. Maalesef. Zuckerberg'ün terk etmiş olması, işte Elon Musk keza öyle. Aynı zamanda da öğrenciye de belli bir şekilde rol model oluyor. Evet, tabii ki biz üniversitelerden mezun olmasını bekliyoruz. Öğrencilerin arasında startup sahibi olan, 7 yıldır üniversitede olan öğrenciler de tanıyorum. Maksadımız, bizim asıl amacımız öğrencinin mezuniyetini de görmek. Ve bu süreç içinde de startup'ını da desteklemek. Ama tabii ki startup o kadar fazla vakit harcıyor ve o kadar fazla zaman alıyor ki o gençler için. O zaman da genelde feragat edilecek olan yer her zaman üniversite eğitimleri oluyor. Bu anlamda ben üniversite hocası ve onların da danışmanı olarak özellikle desteklediğim en önemli konulardan bir tanesi öğrencilerin kesinlikle girişimciliği, hatta startup boyutundaki girişimciliği yapmalarını sağlarken onların birincisi belli bir şekilde üniversite mezunu olmalarını sağlattırmak ama aynı paralellikte de bulundukları ekosistemde doğru networkler kanalıyla doğru insanlara ulaşmasını sağlamak. Türkiye'de hem dünya çapında hem de Türkiye'de gelişmiş birçok yatırımcı var. Ve aynı zamanda da melek yatırımcı da var. Bunlar belli yarışmalar vasıtasıyla ya da kamunun desteğiyle, TÜBİTAK'ın desteğiyle ya da diğer özel kurumların, vakıfların desteğiyle belli bir şekilde destek alarak, belli bir şirketin değerlemeleri yapılarak belli oranda %10'unu, %5'ini, %20'sini satıyorlar. Bu süreçte biz aslında bu parayı vermiyoruz. Bizim de maksadımız biraz önce söylediğim gibi hani sadece onları belli bir şekilde yönlendirmek değil. Bu para aynı zamanda smart money, yani akıllı para vermek. Parayı verip geri çekilmek değil. Onları belli bir şekilde yönlendirmek hem pazarlama alanında hem ürün gelişimi anlamında hem girecekleri pazarların iyi seçilmesi anlamında destek olmak. Bu anlamda bizim için en önemli konulardan bir tanesi şu. Startup kültürünün oluşturulmasında biz çok önem verdiğimiz bir alan var. Biz buna 8M diye geçiyor, 8M diye değerlendiriyoruz. Birincisi doğru mekanın seçilmesi lazım. Doğru mekan varsa her şey daha mümkün olabiliyor. Doğru zamanlamayı seçmeniz lazım. Startup'ın gireceği zamanı ne zaman pişecek, ne zaman bu gerçekten ürün olmuş onu değerlendirip mekanını paralelinde zamanında yani buna biz moments diyoruz aslında anı iyi belirlemek gerekiyor. Bu ikisini oluşturduktan sonra en önemli konu nerede hangi insanlarla yani manpower dediğimiz insan gücünü koyacak. Mindpower dediğimiz zihin gücünü, zeka açısından belli bir şekilde eksperi olan bu konudaki bireyleri, takımını, ekibini belirlemesini sağlattırmak gerekiyor. Daha sonraki diğer iki tane M'den bir tanesini doğru makineleri, doğru araçları seçmesini sağlattırmak. Aynı zamanda doğru materyali buldurtmak ve tabii ki doğru bir şekilde metotlarını bulup doğru parayı kullanmalarını sağlattırmamız gerekiyor. Burada en çok startupların en eksik olduğu konulardan bir tanesi pazarlama becerisi. Hemen ona gelecektim. Çünkü startup kültürü melek yatırımcılardan bahsederken o Ar-Ge çalışmasında oluşma süresinde hep vazgeçiyorlar, bir bakıyorsunuz bir başka iş koluna veya bir başka girişimciyi bırakmak zorunda kalıyorlar. Network sistemi, iletişim ve pazarlama en önemli noktalarından biri, evet, değil mi? Evet. İşte o yüzden zaten smart money'nin en önemli konumu bu. Mentora ihtiyaçları var. Yani aslında 9. M, belki de oradaki ya da manpower'ın dışındaki kalan o mentorun var olması gerekiyor. Yani orada desteklemeniz gerekiyor. Yılma, olacak, bıkma, merak etme, yani o cesareti devam ettirmeyi sağlattırmak gerekiyor. Yani bir an önce vazgeçmeyi tercih ediyorlar. Yani vazgeçmek yerine sürece saygı duyup o işte sebat gösterip devam etmesini sağlattırmak gerekiyor. Bu bence çok önemli konulardan bir tanesi. Başka bir konu ise bunun pazarlamasını çok iyi bilmek gerekiyor. Sosyal medya, gerçekten telefonda, bugün akıllı telefonlarda ve sosyal medya ağında yoksanız yoksunuz aslında. O yüzden sosyal medyayı düzgün kullanmaları, bu anlamda pazarlama stratejilerini iyi anlamaları gerekiyor. Ve o stratejinin paralelinde de doğru bir fiyatlandırma yaparak piyasaya girmeleri en önemli konulardan bir tanesi.
Tabii ki bütün bunları yapabilmek için de bazen üniversiteleri bırakan kişiler var dediniz. Üniversitelerin hocalarıyla birlikte birçok projede daha derine inebilme özellikleri var. Startup'ta ben tekrar altını çizerek hep söylüyorum ve o söyleyişinizi istiyorum. Yeni projeler, yeni fikirler, daha önce olmayan işler. Bütün bunlarda da neyi nasıl yönlendirilmesi gerekiyor? Hangi aşamada nereye gidilmesi gerekiyor? Çünkü seyircilerimiz buradan sizi dinlerken bir fikrim var ama yok o. Bir dakika, o fikriniz varsa burada hocası var, danışmanı var, melek yatırımcısı var. O fikri alıp ne yapmanız gerektiğini size yön verecek. Hangi açıklar, hangi kapılardan geçmeniz, hangi anahtarı çevirmeniz konusunda startup'ı ülkemiz içinde, üniversiteler içinde, fikirler içinde en önemli noktalardan biri olduğunu söylemek, altını çizmek istedim. Evet, çok haklısınız. Çünkü bunun için artık bu bir ülke politikası olduğu için bu anlamda şirketlerin özel sektöründe bir politikası, üniversitelerin de aslında bir politikası. Çünkü artık üniversitelerin de değerlemesi araştırma artı girişimci üniversite olması. Yani ne kadar girişimci oluyorsanız, ne kadar bu anlamda fikri sanayi mülki hak oluşturabiliyorsanız, ne kadar bu anlamda üniversite sanayi işbirliğinde belli bir başarıya ulaşabiliyorsanız, o zaman aslında sizin de bir üniversite olarak değeriniz artıyor. Bu yüzden üniversitelerin de, sanayinin de ve aynı zamanda kamunun da en önemli konularından bir tanesi bu anlamda girişimciliği ve startup kültürünü arttırabilmek. Buradaki en önemli konulardan bir tanesi, Amerika'da da bu çok önemli, İngiltere'de de bunu çok net olarak görüyoruz. Yerel hükümetler bu konuda çok önemli rol oynuyorlar. Yerel hükümetlerin, örneğin İngiltere'de, özellikle de Kaliforniya bölgesinde, yerel hükümetler bizzat aslında bu ihtiyaçları ortaya, kendi ihtiyaçlarını üniversitelere ve üniversite öğrencilerine sunarak getiriyorlar. Akıllı taşımacılık mesela. Ya da bir başka bir konuda kendi sorunlarını üniversiteye getiriyorlar. Kendi imkanlarını, kendi maddi imkanları üniversite ortamındaki teknoparklara ya da inkübasyon merkezlerine sunuyorlar. Ve bu inkübasyon merkezlerindeki öğrenciler, hocalar da bu alanda sorunları çözerek dile getirebiliyorlar. Burada bizim için en önemli konulardan bir tanesi, Türkiye'de bu anlamda fark oluşturabilen en önemli nokta, her bölgede var teknoparklar. O yüzden Türkiye'nin herhangi bir yerinde bulunan bir kişinin bir fikri varsa teknoparklara ulaşmasını özellikle tavsiye ederim. Bu anlamda birçok yerde teknopark yer almakta. O teknoparkların pek çoğunda teknoloji transfer ofisleri var. Zaten en önemli konularından bir tanesi, bireysel anlamda ya da sanayinin problemlerini bayıla bayıla çözmek için hazır olan, konumda olan altyapıya sahip. Bu süreç içinde de tabii ki bu anlamda üniversite hocalarına da ulaşabilecek ya da işte bu başka networkler vasıtasıyla değerlendirebilecek konumda kişiler olabiliyor. Örneğin sanayiden bize ihtiyaç gelebiliyor veya belediyelerden bize ihtiyaç gelebiliyor ya da tam tersi, bireysel anlamda problem yaşayan bir kişi kendi bulunduğu bireysel ortamındaki problemi çözmek için tekrardan bu teknopark TTO'lar vasıtasıyla ulaşabiliyorlar. Maksat bizim için buradaki var olan sistemi iyileştirebilmek, zaman anlamında ya da mekansal anlamda farklı. Yani siz eğer bir buluş oluşturuyorsanız, var olan bir sistemi kısaltıyorsanız da bir buluş basamağı oluşturmuş oluyorsunuz. Bunun için hani o yüzden inovasyon çok zor bir şey değil. Çok basit olabilir. O yüzden hiçbir şekilde küçümsememek ve bunları değerlendirmek gerekiyor. Ve tabii ki bunun lisanslayarak sanayileşmesini toplumsal anlamda katkı sağlayabilecek noktaya getirmek gerekiyor. Yani yoksa patenti aldınız, işi bitirdiniz olmuyor. Bugün birçok startup ilk turunu attıktan sonra yaşayamayabiliyor. O yüzden bizim için en önemli konulardan bir tanesi bu, ilk turunu, ikinci turunu, üçüncü turunu atarak bu anlamda o gelişimi sağlayabilmek. Bunun için de en önemli konulardan bir tanesi, içine kapanık değil, dışa dönük, doğru networklerden yararlanmaları gerekiyor. Pazarlamanın bir şekli sadece sosyal medya değil, aynı zamanda startupları destekleyen merciler de, işte TÜBİTAK nezdinde, melek yatırımcılar nezdinde de bu startupların kendini iyi tanıtıp değerlendirmesi lazım. Bugün aslında birçok öğrenci, Amerika'daki pek çok üniversite, özellikle de MBA alırken ya da bir takım
programlarına öğrenci kabul ederken artık 3 yıl iş tecrübesi aramıyor. En çok aradığı konu startup yaptın mı? Startup'ta battın mı? Startup tecrüben var mı diye soruyor. Batmak da çok önemli. En azından denemiş ve o buluşu bulmuş, girişim düşünmüş. Aynen. Yani herhalde. Evet, batma tecrübesi, batıp çıkma tecrübesine sahip olma imkanı yaratıyor. O yüzden bizim için en önemli konulardan bir tanesi batışını sonrasında hemen çıkışı sağlayabilmek. Yılmamasını sağlatabilmek ve o anlamda danışmanlık yapıp, mentorluk yapıp bu gençlere hem smart fikirler yani akıllı fikirler verip hem de akıllı para vermek gerekiyor. Benim pek çok öğrencim Türkiye'de ve yurt dışında üniversiteyi bitirdikten sonra bugün sadece çok enteresan %10'u profesyonel hayatı tercih ediyor. %90'ı beni bir startup kültürünün içine yer almak istiyor. Ya gerçekten sıfırdan kendileri kurmak istiyorlar ya da var olmuş startup'ın bir parçası haline gelmek istiyorlar. İşte sosyal medya şirketleri kuranlar var, burada enteresan işler yapanlar var. İşte değişik şekilde otonomuz arabalar, bu bağımsız arabalar konusunda çalışanlar var. Değişik alanda, değişik her psikoloji alanından, eğitim alanına, sanattan tasarıma kadar çok değişik konumda. Kendi işini, kendi belli bir şekilde girişimciliğini göstererek belli bir şekilde fark yaratmak isteyen öğrencilerim var. Tabii bu anlamda çok enteresan bir başka konumuz daha var. İnternet aracılığıyla artık şirket kurmak çok kolay. Yani bir masa, bir kasa gerekmiyor artık bir iş kurmak için. Sadece telefonunuz bile yeterli. Eğer iyi bir kodlama bilginiz ve beceriniz varsa, doğru bir aplikasyon yapmayı öğrenebiliyorsanız bu anlamda enteresan şekilde çalışabiliyorsunuz. Özellikle finans alanındaki teknolojik çalışmalar çok enteresan. Bugün daha önce de bahsettim. En fazla değişecek, dönüşecek olan sektör Endüstri 4.0'da bankacılık sektörü olacak. İkinci tarım olacak. Bu önemli bir çalışma. O yüzden bankacılık sektöründe ciddi olarak bir değişim ve dönüşüm olacak ve finansal anlamda birçok teknoloji karşımızda işte gözle taranıyor. Bugün internet bankacılığı enteresan bir noktada. Daha da ödeme kolaylıklarının devreye girilmesiyle çok değişik bir boyutta artık bugün bankacılık sektörünü göreceğiz. Aynı tarım bu şekilde olacak. Emlak sektöründe, inşaat sektöründe değişim var. Bu anlamda teknolojik gelişimler var. Bunu iyi anlamak lazım. İhtiyaçları iyi görmek lazım. Bugün Amazon 1 trilyon dolarlık bir şirket konumuna geldi. Birçok bunun yüzünden birçok AVM kapanıyor. Birçok Amerika'da birçok şirketin, birçok dükkanın farklılaştığını, daha çok farklı bir şekilde Amazon'un içinde ya da dijital ticaret üzerinden iş yaptığını görüyoruz. Bu noktadan dolayı birçok sektörün tekrardan düşünüp, değiştirip, dönüştürmesi gerekiyor fikirlerini. Çünkü annelerin, ailelerin dışarıya çıkıp alışveriş yapma imkanları yok. Bugün enteresan şekilde çok daha çabuk bir şekilde bu telefonları kullanarak, belli ilişkilere girerek belli ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. O yüzden bu fikirleri düşünerek, UX kavramı o yüzden çok önemli. User experience deniyor. Kullanıcının ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, kullanıcının ihtiyaçlarıyla empati kuran ve bunların üzerine çalışan şirketler, startuplar bulundukları alanlarda disruptive dediğimiz yıkıcı, alt üst edici bir takım startupların, yenilikçi yapıdaki çalışmaların, şirketlerinde sahipleri olacaklar. Bunun tabii iyi ve kötü tarafları var. İyi tarafı bu tür alanlara girdikçe birçok şey kolaylaşacak ama bu aynı zamanda bu konuda yeterli olmayan insanların işsizliğine de sebebiyet verecek. Maalesef. O yüzden bizim çok hızlı bir şekilde üniversite öğrencilerimizi, lise öğrencilerimizi ve ilköğretim öğrencilerimizi, anne ve babalarımızı bu süreç içinde hazır hale getirmemiz, uyanık hale getirmemiz ve bu değişimden, dönüşümden haberdar ederek onların gerçekten hem kendilerini hem de çocuklarını hem de bireylerin kendilerini geliştirmesi konusunda bir an önce hareket etmemiz, yönelmemiz, algıda seçiciliğimizi arttırıp hangi alanların ön planda tutarak o anlamda bizim yetkin olabileceğimizi bulmamız gerekiyor. Gerçekten çok önemli. UX'ler olduğu yapıldığı zaman bilgisayarda e-ticaretin önemi çok büyük olacak. Belki dediğiniz gibi AVM'ler, marketler, mağazalar olmayacak. İşte annemler biliyor musunuz mağazaya gidiyormuş. Eskiden AVM'ler varmış, bakkallar varmış diyecekler. Belki Z kuşağı dediğimiz o kuşak onların içinde olacaklar. Biz
Belki göremeyeceğiz, belki sadece çok yakına da gelebilir, bilemiyoruz, yaşam neyi gösterecek. Çok önemli noktalar. Bu işte eğitim almayan kişiler veya o işe yeterli olmayan o çocuklar maalesef işsiz kalacak. O alanlar o kadar hızlı gelişiyor ki ve gelişmekte olacak ki matematik bankacılığın yerini alacak dediniz. Bankacılık sektörünü etkileyecek. Matematik mezunlarının önemi daha da artacak. Burada çok doğru mesajlar, altı çizilmesi gereken mesajlar da veriyorsunuz. Bunun için de melek yatırımcılar, startuplar çok önemli, üniversiteler çok önemli. Anne babanın eğitimi, danışmanlık alması en önemli noktalardan birisi. Evet, evet, aynen öyle. Yani sadece artık çok enteresan bir noktada şirketler danışmanlığa ihtiyacı yok. Aynı zamanda bireylerin de danışmanlığa ihtiyacı var. Çünkü bireysel aktiviteler şirket aktivitelerinin önüne geçiyor. Yani bugün büyük şirketlerin tamamı daha çözülüyor ve küçülüyor. Ama küçülürken bu anlamda bireysel anlamda kurulan şirketler ya da 5-10 kişilik, 20 kişilik takımlardan oluşan şirketler ön plana geliyor. Ve bu takımların artık çalışanı da olmuyorsunuz, ortağı oluyorsunuz. Ya proje ortağı oluyorsunuz ya gerçekten ortağı oluyorsunuz. O yüzden bu çok enteresan bir konum. Bu bütün ortaklıkları, iş yapısını, algısını değiştirecek. İnsanların kendi hayatlarını daha fazla eğlenmeye, daha farklı şekilde kendini gelişme alanları oluştururken bir yandan da bizim aslında bu anlamda bu işin önde giden insanları olarak daha belli bir şekilde yön verip aileleri, bireyleri uyandırıp belli bir noktada onların daha iyi hale gelmeleri için uğraşmamız gerekiyor. Bu bizim için en önemli görevlerden bir tanesi. O yüzden de startupları aslında büyük bir gelecek. Bizim de bu anlamda her yaştaki, büyük yaşta da startup kuranlar var. 50 yaşından sonra da kuran startupları kuran insanlar var. Sadece üniversite düzeyinde değil, işten ayrılmış, emekli olmuş insanların da startuplarını, oradaki bilimsel anlamdaki ya da tecrübeyi de değerlendirerek, destekleyerek buradaki ekosistemi daha iyi geliştirmeye ve daha iyi noktaya gelmeye ihtiyacımız var açıkçası. Gerçekten de gelecekte her bir projede, her bir çalışma açısından ekip çalışmasının hep önemini vurguladınız. O ekip çalışmasında iş ortakları olacak, projelere ortak olacaklar. Çalışma düzeni çalışan patron değildi, ortaklık olacak. Şu anda biz de aynı şekilde çalışıyoruz ve buna çok önem veriyoruz ekip ruhundaki ortaklığa, iş ortaklığı. Oradaki her mesafede de çünkü bize bunu Y kuşağı da öğretiyor. O alanda alıyor bayrağı, farklı yere de götürüyor. Çok önemli noktalardan biri. Evet, öyle haklısınız. O yüzden de bizim için en önemli konulardan bir tanesi gençlerin anlayışlarını, farkındalıklarını ve becerilerini arttırmamız gerekiyor. Üniversitelerdeki eğitimde de büyük değişim var bu anlamda. Daha çok tarzını değiştirdik. Proje odaklı çalışmalar kurdukça, şirket kurdukça ödüllendirilen ya da bu anlamda yön veren öğretmen, hocaları destekleyen konuma getirildi. O yüzden teknoparklar özellikle bizim için çok önemli. İnkübasyon merkezleri bizim için çok önemli. Bu merkezlerde gençler farklı konumlarda, farklı işlere imza atıyorlar ve bu farklılık dünyada global anlamda değişim ve dönüşümü sağlayacak noktada, öyle söyleyeyim size. Siz değerli hocaları olduğu sürece de daha önce de hep söyledim, çok şanslılar ve buradan birçok startup gençlerde, büyüklerde, herkese çıkacaktır ve size getireceklerdir, teknoparkları getireceklerdir. Katkılarınızdan dolayı süren yine maalesef o kadar hoş konular ki hiç bitmesini istemiyoruz. Buradan hep yayınlamak istiyoruz. Verdiğiniz değerli katkılardan dolayı çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler.